أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerim, ben de sizlerle başlarken burada yatacağımız programın bizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşmaya vesile kılmasını niyaz ediyoruz. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Şu anda bu saat itibariyle İslam dünyasının farklı yerlerinde acı içinde, sıkıntı içinde, durum altında olan kardeşlerimize en yakın zamanda halas, necat, felah ve nusret niyaz ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bizi kendisine layık kul, harbine layık kılmak olma yolunda gayret sarf eden kullarından kılmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde Ümmet-i Muhammed daha önce yaşamadığı bir durum yaşıyor Ümmet-i Muhammed. Tarih içerisinde bizim bugün yaşamakta olduğumuz durumu bu ümmet hiç yaşamadı. Dolayısıyla içinde yaşadığımız duruma ilişkin, bu durumun bizim üzerimizde yaptığı etkiye dair sağlıklı tespitlerde bulunamazsa eğer zihnimizi, kalbimizi, gündemimizi meşgul eden meselelerle ilgili doğru tespit ve teşhiste bulunma imkanımız da olmaz. Nasıl bir durum yaşıyoruz? Bilhassa sünnet-i seniyye hadis kitaplarının kitab-ı fiten, kitab-ı melahim, eşraf-ı sağa gibi bahislerine baktığımızda günümüzde mevcut duruma ilişkin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in başka hiçbir zaman dilimi hakkında yapmadığı uyarıları yaptığını görüyoruz. Bu önemli bir şey. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim yaşamakta olduğumuz bu ahvalle ilgili o kadar sık ve ısrarlı uyarılarda bulunmuş ki bizim bunu görmezden gelerek içinde yaşadığımız ahvali değerlendirmeye çalışmamız kadar abes, absürt, saçma sapan bir şey olamaz. Bizim tabii içinde yaşadığımız bu zaman diliminde sünnet-i seniyye ile ilgili algımız zedelendiği için, sünnet şuurumuz örselendiği için ne durumda olduğumuza ilişkin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin rehberliğine, kılavuzluğuna başvurma ihtiyacı hissetmiyoruz. Aslında son derece anormal bir ortamda yaşıyoruz, son derece anormal bir dünyada yaşıyoruz. Bir ara Matrix diye bir filmler dizisi vardı. Aynı öyle bir ortamda yaşıyoruz. Matrix içinde yaşadığımız dünya sanal bir dünya. Biz bu dünyayı gerçekmiş gibi algılıyoruz. Öyle algılamamızı sağlıyor bir takım mekanizmalar. Sadece içinde yaşadığımız dünyayla ilgili değil bu yanıltıcı algı, dinimizle ilgili, dinimizin kaynaklarıyla ilgili de öyle bir yanılsama içindeyiz. Esas tehlike de burada zaten.
Az önce Sayın Başkan bir şey söyledi. Evet, bilgi çağında yaşadığımızı söylüyorlar. Tüm dünyada böyle bir ortak kabul var. Bilgi çağında yaşıyoruz. Bir tık, dünyanın bilgisi size bir tık uzaklığında. Bir tıkladığınız zaman dünyanın bilgisine ulaşıyorsunuz. Fakat bu nasıl bir şey, nasıl bir bilgi? Hiç unutmuyorum, İhsan Eli Açık'ı davet etmiştik bir ara biz davet etmeye. Gidip dinleyelim ne anlatıyor, ne konuşuyor kendi ağzından. Yaklaşık 4 saat kadar konuştuk. Sözde şöyle başladı. Biz dedi, Peygamber Efendimiz'in ve sahabe-i kiramın bildiğinden çok daha fazla şey biliyoruz. Doğru mu bu? Doğru. Bak doğru. Biz çok daha fazla şey biliyoruz. Fakat bildiğimiz bu şey hakikate dair bilgi midir? Ve bizi hakikate götüren bilgi midir? İşte burası problemimiz. Çok şey biliyoruz. Çok şey bilme imkanına en azından sahibiz, evet. Ama bu bizim yaptığımız şeylerin doğru olduğu anlamına geliyor. İnancımızın, amellerimizin, gidişatımızın, seyri sülükümüzün hakikate uygun olduğu anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Bunların arasında böyle bir lazım mevzu ilişkisi yok. Hatta tam tersine bizim bugün çok şey bilme imkanına sahip olmamız ayaklarımızın çok daha kolay kayması gibi bir neticeyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Çok şey biliyor olmak ya da çok şey bilme imkanına sahip olmak her zaman avantajlı, iyi, olumlu bir şey değil. Ben size basit bir kıyaslama yapmanızı sağlamak için basit bir örnek veriyorum. Yaşı 60'ın 70'in üzerinde olan münhasıran, tercihan, nenelerimiz, dedelerimiz hayattaysa onlara ve de özellikle üniversite çağında, özellikle İslami kitaplar okuyan delikanlı oğlumuz, torunumuz filan varsa onlara karşılıklı iki tane soru soralım. Aynı soruları. Bir gence soralım, o çok şey bilen, çok İslami kitap okuyan gence soralım. Bir de çok şey bilmeyen, belki okuma yazma da bilmeyen dedemize, nenemize soralım. Delikanlıya diyelim ki, mesela belki biraz sonra programın sonunda tartışacağız, konuşacağız, soru soracaksınız. İsa Aleyhisselam'ın hani göğe kaldırıldığını anlatan rivayetler var. Bunlar aslında uydurmaymış. Ne dersin? Olabilir ya. Dün zaten bir hocayı dinledim televizyonda. Bununla ilgili bir şeyler anlatıyordu. Bu rivayetler uydurmaymış. Kur'an'a aykırıymış, aklı da aykırı zaten. Böyle bir ilahiyat hocasının bir televizyon programında ya dedi birileri çıkmış böyle bir şey söylüyor. İsa Aleyhisselam köye kaldırılmış. 2000 senedir oradaymış, kıyamete yakın edecekmiş. Hiç düşünmüyorlar mı? İsa Aleyhisselam orada ne yiyor, ne içiyor, nerede yatıyor, kalkıyor, hiç hastalanmıyor mu? Yani bu nasıl bir şey? Evet, delikanlı da böyle diyecek. Bir hocayı dinledim, böyle diyordu diyecek ve bu konudaki rivayetler muhtemelen uydurmadır. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz miracı çıkmamış. Bunu anlatan hadisler, zaten Kur'an'da böyle bir şey yok. Bunu anlatan hadisler de uydurmaymış desek. Ne diyecek? Muhtemelen olabilir diyecek. Fakat aynı delikanlıya desek ki, Amerikalılar, Ruslar aslında Ay'a gitmemişler, uzaya çıkmamışlar. Bütün dünyayı aldatmışlar. O görüntüler hani Ay'ın üstünde zıplayarak giden astronot resimleri falan. Bunlar simülasyonmuş. Üstümüze gülermişler bile. Dedi ki, ya sen hangi dünyada yaşıyorsun? Ay'ı bırak, artık insanlık Mars'a gidiyor. Oradan uzay araçları fotoğraf çekip gönderiyorlar dünyaya. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Sen biliyorsun herhalde. Muhtemelen böyle bir cevap alacağız delikanlıdan. Aynı soruları dedeye neneye soralım. Diyelim ki dede nene, aslında insanoğlu Ay'a çıkmamış, Amerikalılar, Ruslar bize yalan söylemiş. Ne dersin?
Muhtemelen diyecek ki, olabilir oğlum ya. Bunlar gavur, bunların ipiyle kuyuya inilmez. Bunların hayatı yalan. Öyle diyecek muhtemelen. Desek ki, dede nene, Peygamber Efendimiz aslında miraca çıkmamış. Bu konudaki hadisler uydurmaymış. Ne diyecek, ne de? Bastonun yanındaysa orada durma. Muhtemelen kafanıza girsin. Sen gavur mu oldun oğlum? Ne biçim şey? Muhtemelen böyle bir tepki gösterir. Çok şey bilen ve hiçbir şey bilmeyenin imanı ters olan, teslimiyeti ters olan, şuuru ters olan. Çok şey bilmek doğru yaptığınız anlamına, doğru inandığınız anlamına hiçbir zaman gelmez. Tam aksine o Allah Teala'yı bin delille ispat edenlerin üstüne gülen o teyze gibi o insanımızın irfanı bizimkinden çok daha. Ona bizim kan diyor. O ilim değil. Okumadı, bilmedi, tavsiye vermedi ama irfanı var. O irfan onda öyle bir teslimiyet, öyle bir itminan oluşturuyor ki bizim kafamızda uçuşan soru işaretleri, tereddütler, vesveseler, evhamlar onun dünyasına uğramıyor. O namazlarını aksatmıyor. Farzları bırakın, sünnetleri bile aksatmıyor. Hatta evvabinini, teheccüdünü bile aksatmıyor. Biz çok şey öğrendikçe, bilgi dağarcığımız genişledikçe Kur'an'dan, sünnetten, takvadan, zühtten uzaklaşmaya başlıyor. İmam-ı Harmeyn, El-Cüveyni, İmam-ı Gazzali gibi bir eser bırakmış. Büyük bir alim. Büyük bir kelam alimi, büyük bir fıkıh ve usulü fıkıh alimi. En büyük eseri de İmam-ı Gazzali. Zehebi'nin Siyer ve Alam-ı Nübela isimli eserinde şöyle dediği naklediliyor bu İmam-ı Harmeyn'in. Hayatım boyunca en çetin ilmi meselelerle uğraştım. Hayatım böyle geçti. Hiçbir Müslümanın aklına gelmeyen soru işaretlerini düşündüm, buldum ve bu soru işaretlerine cevaplar ürettim. Felsefecilerle, inkarcılarla, gayrimüslimlerle, mücadeleler, münazaralar yaptım. Şu anda kup söylediğim şeyi ölüm döşeğinde söylüyorum. Şu anda diyor, geldiğim nokta şudur. Ey İbn-i Cüveyni, kendine hitap ediyor. Ey İbn-i Cüveyni, aleykum bi dinil acaiz noktasına geldiysen kurtuldun yoksa helak. Ne demek o? Size düşen koca karı imanı ve teslimiyetidir. Ey İbn-i Cüveyni, koca karı teslimiyetine kavuştuysan kurtuldun, yoksa helal. Evet, şu anda böyle bir ters yüz olma durumu yaşıyoruz. İslam dünyası ve ümmetin anlayışı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sahabe-i kiramdan bir grupla birlikte otururken bir seferinde, sık sık yaptığı gibi başını göğe kaldırmış, biraz tefekkür etmiş. Sonra ilim yakındır, aranızdan çekilip alınacak diyor. Yakındır, ilim aranızdan çekilip alınacak. Orada bulunan sahabilerden birisi demiş ki, ey Allah'ın Resulü, Kur'an-ı Kerim bizim elimizde. Onu okuyoruz sabah akşam, çocuklarımıza, hanımlarımıza okutuyoruz, öğretiyoruz. Hal böyleyken ilim bizim aramızdan nasıl çekilip alınacak? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Abbar İbni Bişir isimli o sahabeye radıyallahu anh. Anan seni kaybetsin ey Abbar. Ben de seni Medine'nin fakihlerinden sayardım buyurmuş. Ben de seni Medine'nin derin kavrayış sahiplerinden sayardım. Tevrat ve İncil Yahudilerin ve Hristiyanların elindeyken onlara bir fayda sağladın. Hadis burada diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in vurgusuna iyi dikkat edin. Tevrat ve İncil Yahudilerin ve Hristiyanların elindeyken onlara bir fayda sağladın.
onların sapmasına Musa Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın tebligatına aykırı bir din uydurup o din ile tedengül etmelerine Tevrat-ı Şerif ve İncil-i Şerif mani oldu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in aramızda bulunması, hafızamızda bulunması, ilmin aramızda devam edeceğinin garantisi olarak görülmemektedir. Bu son söylediğim şeyin genel kabulü aykırı bir şey olduğunu farkındayım. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Allah Teala buyurmuş ki bu kitabı, bu zikri biz indirdik hiç şüphesiz ve hiç şüphesiz onu koruyacak olan da biziz. Amin. Ne olacak? Allah Teala bu kitabı koruyor. Bu kitabı koruyor olması bizim bu kitapla amel ettiğimiz anlamına gelmiyor. O başka bir şey, bu başka bir şey. Bu kitap kaimdir. İlahiyemin kıyamı kaim olmaya devam edecektir. Aramızda, hafızamızda, kalbimizde bulunmaya devam edecektir. Fakat bu, bizim bu kitabın içindeki ayetlerin bize yönelik hükümlerini, Allah Teala'nın muradını doğru anladığımız ve yeterli içinde yaşadığımız anlamına hiçbir zaman gelmeyecek. Bunu niye söyledim? Bunu şunun için söyledim. Özellikle bugün pek çok çevrede, pek çok İslami çevrede elimizde Kur'an gibi bir kitap var. Bizim eskilerin bilgisine ihtiyacımız yok. Geleneksel İslam anlayışına ihtiyacımız yok. Bu kitap elimizdeyken biz kendi istikametimizi kendimiz tayin ederiz. Bu kitap bize yeter. Sahabeye nasıl yetmiyordu? Bize de öyle yeter. Öyle bir anlayışla sünnet adına, icma adına, içtihat adına elimizde bulunan bütün kaynakları bir mahkeme salonuna toplayacağız, onları tek tek yargılayacağız, sorgulayacağız, hesaba çekeceğiz, gerekiyorsa dar ağacına çıkacağız. Bunu da Kur'an Müslümanlığı adına yapacağız gibi bir anlayış artık her yerde var. Eskiden sadece bir takım ilahiyat fakültelerinde rastlıyorduk bunlara ama şimdi her yerde. Televizyonda bunlar, medyada bunlar, internette bunlar, fakültelerde bunlar. Her yerde. Gelenek diye bir şey var. Bu nasıl bir şeyse işi gücü İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti tahrif etmek, bozmak, dejenere etmek, yolundan çıkartmak. Bu alimlerin işi gücü yok Kur'an'ı tahrif etmekle, hadis uydurmakla, uydurup hükümler icat etmekle meşgul olmuşlar. Hayatlarını bununla geçirmişler. Bize de böyle bir yığın değersiz, anlamsız bir şey bırakmışlar. Biz şimdi bunların içinden tek tek ayıklama yapacağız, eleme yapacağız. Bunlardan kurtulacağız. Allah ne istiyorsa onu yeniden Kur'an-ı Kerim'den ilham alarak ortaya koyacağız. Böyle saçma sapan bir şey. Evet, bu tam anlamıyla saçma sapan bir şey. Niye böyle? Niye böyle saçma sapan bir şey bu? Çünkü eğer bu din 1400 sene boyunca yanlış anlaşıldı, yanlış yaşandı, tahrif edildiyse bugün birilerinin bunu doğru anlama şansı, işin doğrusunu ortaya koyma şansı asla ve katla yok. Bir kere şunu teslim edelim, şunu kabul edelim. Bizden önceki nesillerin takvası bizimkinden fazla. Öyle miydi? Öyle. Bizden öncekilerin ilmi de bizden fazla. Öyle miydi? Elhak öyle. İşte bugün cami sohbetinde birkaç örnek zikrettim ben. İslam ulemasının ortaya koyduğu ilmi çalışmalar, ilmi eserler, arkadaşlar, gerçekten bugün bizim algılarımızı zorlayacak şeyler yaptı. Basit birkaç örnek vereyim size. İbn-i Akil diye bir Hanbeli alim var. İbn-i Akil.
El-Funun diye bir kitap yazmış. El-Funun. Kaç cilt olabilir? Bir tahmin edin. Kaç cilt olabilir? Aklınıza gelen en yüksek rakam söyleyeyim. 30 cilt. 1000 cilt. 1000 cilt. Bir insanın ömrü bu kadar kitap yazmaya yeter mi diyebilirsiniz. Ama bunun örnekleri bizim günümüzde çağdaş İslam dünyasında var. Hindistan'da bir alim var. Eşref Ali Ettehaveri diye. 1940'lı yılların ortalarında vefat etmiş. Vefat ettiğinde geriye ileri ufaklı 1000 tane eser. Artık bu ispatlı şahitli bir şey. İbn Akil üzerinden yüzyıllar geçmiş bir alim, bunu birileri uydurmuş diyebilirler. Ama bu adam 1940'ların ortalarında vefat etmiş. Geriye bıraktığı eserlerin adedi 1000. 1000. Bu ne demek? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir performans? Bu nasıl bir ilim? Bu nasıl bir gayret? Bu nasıl bir fedakarlık? Bu nasıl bir ferahlık? İmam Suyuti üzerine çalışmalar yapıyorlar İslam dünyasında. Araplardan birisi çalışmış İmam Suyuti. Hicri 911 vefat tarihi. Yani bundan yaklaşık 500 sene önce vefat etmiş. 911. İmam Suyuti'nin hayatını yazanlar geriye bıraktığı eserleri alıyorlar. Ve günlere, İmam Suyuti'nin ömrüne görüyorlar. Diyorlar ki bu adam hiç uyumasa, bunlar elimizde mevcut. Hiç uyumasa, hiç yemek yemese, hiç hastalanmasa, hiç dinlenme ihtiyacı hissetmese günde bu adamın 15 sayfa yazması lazım ki bu kadar eseri bırakmış. Bu eser öyle elimizde. Yani birilerinin böyle bir uydurup ortaya atması mümkün değil. Hepsi elimizde. İmam Serasi'yi anlattım. Ondan bahsettim biraz. İmam Serasi'nin 30 ciltlik mevzulu, 30 küsür ciltlik mevzulu kuyu hapsinde ezberinden yazdırdığını söylüyor. Dönemin valisi bir fetva istemiş, o da vermemiş. Dinini, vicdanını, insafını, ahiretini satacak halinde değil buna. Sen misin benim istediğim fetvayı vermeyen kuyu hapsine mahkum etmiş İmam Serasi'yi. Orada epey uzun bir süre kalmış İmam Serasi. Ya arkadaş zaten bana Allah vurmuş, bir de siz gelip tepemde dikilmeyin dememiş. Talebesi gelmiş kuyunun başına, hocam söyle geldik demişler. O oradan söylemiş, onlar orada yazmışlar. 30 küsür cilt mevsup böyle olmuş. Sadece mevsup değil. Usul-i Serasi diye usul-i fıkha iki ciltli eser var, onu da öyle yazdırmış. İmam Muhammed'in devletler umumi hukukuna ilişkin Es-Siyer-i Kebir isimli eserini şerh etmiş, onu da aynı şekilde kuyu hapsında söyleyerek yazmış. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ama zannediyorum şu artık söylediğim şeyi ispat etmek için yeter. Bizden öncekilerin takvası bizden fazla olduğu gibi ilmi de bizden fazla. Peki biz şimdi takvası da ilmi de bizden fazla olan bu nesillerin bize bıraktığı bu muazzam müktesebe. Bunların hepsini okuduk, hazmettik ve açtık mı ki geleneği sorgulamak diye acayip garayip bir şey yaptık. Geleneği sorgulamak. Süleymaniye Kütüphanesi'nde, Türkiye'deki İstanbul'daki Süleymaniye Kütüphanesi, bana sorarsanız dünyanın en büyük yazma eserleri kütüphanesi. Ama 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca bugüne kadar bu kütüphanenin daha filistini çıkartamamışız. Yani birisi merak etse bu kütüphanede ne var diye sağlıklı bir filist eline veremiyoruz. Muhtemelen 150 bin civarında kitap var bu kütüphanede. 150 bin civarında kitap. Biz bu müktesebatı okuduk, hazmettik,
taşıyoruz, geleneği sorguluyoruz. Geçen de internetten gösterdiler, meşhur bir hoca bilirsiniz. Birisiyle münazara ediyor. İmam Suruh Seversi'nin az önce adını andığım eserini açıyor, oradan bir şey okuyor. Sonra da böyle diyor, ben buna alim mi derim diyor, ben buna kaynak mı derim diyor. Senin alim dediğin bu işte. Böyle vuruyor elinde kitabın üstüne. Hiçbir şey yapmamış olsa bu alimler, hiçbir şey yapmamış olsalar, hayatlarını buna adamışlar. Bir arkeolog düşünün, eski eserleri bulan, hani toprağı kazıyan, çıkartan adam var, arkeolog. Bundan bilmem kaç bin sene önce, bilmem hangi medeniyete ait bir taş parçasını toprağın altından bulup çıkartırken, büyük bir özenle, tel fırçalarla, kıl fırçalarla üstündeki tozu toprağı silkeleyerek o taşı aman zedelemeyin diye günlerini veriyor, aylarını veriyor, o fırçayla onun üzerindeki toprağı silkeliyor. Bizim bu yeni yetmelerimizin nezdinde bizim ulemamızın o taş kadar değeri yok. O ulemanın bıraktığı o mübarek eserlerin o taş kadar değeri yok. Elini vuruyor. Hani dediğim gibi bu kitapları, bu müktesebatı, bu birikimi aşmış birisi olsa elini bırakıp ayağını öpeceğim. Ama adamın eline bir Arapça ibare veriyorsunuz. Bunu okumaktan aciz adam, kekelemeden, yanlış yapmadan, hareket arkası yapmadan bu metni okuyamıyor. Ondan sonra kalkıyor. Ben buna mı diyorum? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu işte ahir zaman akıl tutulması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dikkat edin, sözün başında bir şey söyledi. Hiçbir zaman dilimi hakkında günümüz için yaptığı uyarını yapmamıştır. Bunun bir anlamı var. Daha geçenlerde Mişkat-ı Mesabit dersinde okuduk. Hepinizin mutlaka bildiği, okuduğu, duyduğu bir hadistir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, Allah ilmi insanların kalbinden sökerek almaz. Alimleri alır. Alimler ölür. Geriye cahiller kalır. İnsanlar da cahillere fetvasılar. Onlar da onlara fetva verirler. Hem kendileri sapar hem insanları sapar. Soru. İnsanlar cahillere niye fetvasılar? Cahil olduğunu bildiğiniz birisine fetvasılar mısınız? Sormasın. Demek ki biz öyle bir zaman dilimi gelecek ki cahillere alim diyeceğiz. Adamın cahil olduğunun farkına varamayacağız. Adamı alim zannedeceğiz. O da kendi cehli mürekkebiyle kendisini alim zannedecek. Biz ona fetva soracağız. O da hem kendisi hakkında hem bizi sattıracak. Böyle bir tabir vardı. Cehli mürekkep derler. Eskilerin dilinde böyle bir tabir vardı. Cehli mürekkep. Alimler diyorlar cehalet iki türlüdür. Biri cehli basit. Adam bilmiyor ve fakat bilmediğinin farkında. Kendisine bir soru sorsanız, kardeşim ben bilmem diyeceğim. Ben ayakkabı boyacısıyım, hamalım, bilmem, bana bozum. İlk hocaya sor, ben bilmem diyeceğim. Bu adam cahil, cehli basit ile cahil. Bilmediğinin farkında. Bir de cehli mürekkep var. O da bilmiyor ama bilmediğini kabul etmiyor. Ben biliyorum. İşte insanları saptıracak olan cehli mürekkep ve cahil. Üniversitesine bağlı bir İslam din dersleri kürsüsü açıldı. Bundan 6-7 sene kadar evvel. Bilirsiniz. Kitabı hakkında konuşuyoruz. Sizi biraz daha ölçülü ve dikkatli olmaya davet edelim. Bir Hristiyan bunu söylüyor. Müslüman olarak, kendisini Müslüman olarak ifade eden bir ilim adamı Kur'an hakkında böyle diyor. Hristiyan buna tahammül edemiyor ve onu uyarma ihtiyacımız bu kürsüye arkadaşlar Türkiye'de misafir hocalar davet ediliyor. Ne kadar aleme ibretlik bir şeydir bakın.
bir hadis profesörü davet ettiler buraya. Kıdemli bir hadis hocası. Hocaların hocası diyorlar onu Türkiye'de. Emekli oldu şimdi. Çocuklara hadis-i şerif öğretmek üzere buraya geldi. İlk derse girdi. Çocuklara dedi ki, çocuklar, biz şimdi burada sizinle hadis dersi göreceğiz. Bu hadis meselesi epeyce karışık, karmaşık bir mesele. Yüzyıllar boyu hep tartışılmış, birisi uydurma demiş, birisi sahip demiş, birisi zayıf demiş. Bu böyle içinden çıkılacak gibi bir şey değil. Ben şimdi size burada kestirmeden bir formül vereceğim. Bu formülü alın, hadis meselesine uygulayın, işin içinden kolaylıkla çıkarsınız. Aklınıza uyan hadisler sahiptir, uymayanlar uydurmadır. Çocuklardan birisinin aklı, birkaçının aklına takıldı. Birisi akşam gitti. Bu hadiseyi bana nakleden bir başka profesör arkadaş, Osmanlı Üniversitesi'nde, halen hayatta. Sorabilirsiniz. Gitti ona, dayısına. Dayı dedi, dün bize bir hadis hocası geldi. Böyle bir şey söyledi. Aklınıza uyan hadisler sahiptir, uymayanlar uymayanlar. Böyle midir hakikaten? Ya yanlış anlaşılır, anlamış olmayasınız. Böyle dememesi lazım. Çünkü Kur'an'da da aklımızla izah edemediğimiz ayetler var. Böyle dememiş olması lazım. Dayı ne var mesela? Ya Ashab-ı Kehf mağarada 300 küsur sene uyumuş. Uyanmışlar ki sanki az önce uyumuşlar gibi. Akılla bunu izah edemiyoruz. 300 küsur sene. Yaz da çocuğum. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmış, yanmamış. Akılla izah edemiyoruz bunu. Onu da İsa Aleyhisselam babası dünyaya gelmiş. Bunun akılla izahı yok. Kurkun da geçti. Ertesi gün gitmişse. Hoca da geldi. Hemen el kaldı. Hocam dedi, siz bize dün böyle dediniz ama Kur'an'da da akılla izah edemediğiniz ayet yok. Olmaz öyle şey. Kur'an'da akılla izah edemediğiniz ayet olmuştu. Ama hocam ya, ne var? Aslan ki 300 küsür sene. Ya sen dedim, Kur'an'ın mesajını iyi anlamak lazım evlat. Kur'an burada bizim mesaj mı? Diyor ki, Ashab-ı Kehf denen o gençler, kafir bir toplumda, zalim bir toplumda iman ettiler ve çok uzun süre yaşadıkları halde Allah Teala onların imanlarını ilk günkü gibi tertaze muhafaza etti. Sanki daha dün inanmışlar gibi imanlarına sıkı sıkı sarıldılar. Çok uzun bir süre o toplumda bu vaziyette yaşadılar. Kur'an'ın mesajı budur. E hocam İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmış. O da aynı. Nerut diye bir adam varmış. Zalim, müstelik, baskıcı bir hükümde bir şirk ateşi yapmış toplumda. İbrahim Aleyhisselam da o şirk ateşinin ortasında yaşamış. Bu ateşi İbrahim Aleyhisselam'ı yakmamış. Kur'an bunu anlatıyor aslında. Kur'an'ın mesajı diye anlamak lazım. Hocam İsa Aleyhisselam babası görmüş. Onun da bir izahı var ama uzun süre derse geçecek. Derse geçecek. Fakat çocuğun aklına takıldı. O zaman nasıl izah edecek? Ders bitti, mola zamanı geldi. Hoca çıktı giderken arkasından gitti dedi. Hocam dedi ya, bir yerden izah ettiniz. Anladım, bunun izahı ne? Ya evladım, geldim. Hiç aklın çalışmıyor mu senin? Hiç insan babasız dünyaya gelir mi? Meryem ormana gitti, dağa çıktı, o da başına bir şey geldi kardeşim. İsa da okulluk oldu. İnsan babasız var mı? Hadis profesörü arkadaşlar. Çocuklara hadis mi anlatacak? Siz cahil bir adam olsa dersiniz ki işte cahil yani cehalet bu. Bu cehli mürekkep işte arkadaşlar. Bu cehli mürekkep. Hadise
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizi boş yere uyarmıyor. Bu yaşadığımız zaman diliminde öyle bir ahval olacak ki bu ümmet hayatı boyunca bu tür işler görmemiş, yaşamamış. Ama biz o mahiler ki derya işledirler, deryayı bilmezler misali, bu hadiselerin içinde yaşadığımız için artık bizi şaşırtıyor. Şaşırtması lazım, bunun bizi çarpması lazım, bunun bize cinnet geçirmesi lazım ama kırmızı kullanmıyor, alışıyoruz. Uyum sağlıyoruz, algılarımızda zedelenme oluyor. Bu çok çok tehlikeli bir şey. Aynı zaman pek çok değerin, hükmün, algının tepetaklak olduğu bir zaman. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yeminli, tehditli bir ifadeyle لَتَتَّبِعُنَّ السُّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَدِرَاعًا بِدِرَاعٍ hatta لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَعْبٍ yemin olsun ki karış karış adım adım sizden öncekilerin yoluna gideceksiniz. Onlar bir keler deliğinden, bir kertenkele deliğinden içeri girse siz de arkalarından gireceksiniz. Sahabe-i Kiram sormuş, ya Resulallah bu bizden öncekiler kim ki? Ardından biz onların adım adım karış karış gideceğiz. Bunlar Yahudiler mi, Hristiyanlar mı? Efendimiz ya kim ki buyurmuş? Tabii ki onlar. Bu hadis-i şerif arkadaşlar dikkatimizi farklı bir noktaya çekiyor. İçinde yaşadığımız durumu iyi teşhis edebilmek için bizim Yahudilerin ve Hristiyanların yaşadığı tecrübeye iyi dikkat etmemiz lazım. Ümmeti Muhammed'in yaşadığı zihniyet kırılmalı, savrulmalı, travmalı, ehl-i kitabın yaşadığı, Yahudi ve Hristiyanların yaşadığı o tecrübede saklı. Biz orayı bilirsek, orayı çözersek, burayı kendiliğinden çözmüş oluruz. Bakın şimdi. Abraham Geiger diye bir Yahudi modernist var. Yahudi modernizminin kurucu fikir babası sayılıyor. Abraham Geiger. Bu adam diyor ki, Tevrat'ta yırağan peygamber kıssaları var. İşte İbrahim Aleyhisselam kıssasından bahsettik, Tevrat'ta yıralıyor. Nuh tufanı Tevrat'ta yıralıyor. Benzeri pek çok husus Tevrat'ta duyanlar varsa aranızda, bilirler. Bu kıssalar diyor bu adam, bu kıssalar akılla izah edilemiyor. Dolayısıyla bunların gerçekten vuku bulmuş şeyler olduğunu kabul etmek zorunda değiliz. İlk çağ insanları, ilkel insanlar, akılla izah edemedikleri, kendilerini korkutan, ürküten şeylerden etkileniyorlar. Bilmediği şeyden etkileniyor ilkel insan. Dolayısıyla Tevrat'taki bu kıssalar o ilkel insanları etkilemek için uydurulup Tevrat metnine sokulmuş mitolojik anlatımlar. Aynı şeyleri bugün bizim ilahiyat fakültelerimizdeki tefsir profesörleri söylüyor. Arkadaşlar aynısını söylüyor. Kur'an kıssalarının gerçek olarak vuku bulduğunu kabul etmek zorunda değiliz. Bunlar mecazi anlatımlardır. İşte bu hocanın söylediği tam da bu. Bak ehli kitap bir şey yaptı. Biz de bir şey yaptık. Hadis-i şerife geri dön. Oradaki o kertenkele misaline geri dön. Efendimiz ne demek istiyor? Dikkatimizi nereye çekmek istiyor? Bir insan bir kertenkele deliğinden içeri giremez. Efendimiz buyuruyor ki hatta onlar bir kertenkele deliğinden girse siz de onların ardından gireceksiniz. Ne demek istiyor Efendimiz? Demek istiyor ki bu ehli kitap Yahudiler ve Hristiyanlar olmayacak işler yapacaklar. Akla zarara, akla mantığa zarar işler yapacaklar. Siz de onlara tabi olarak aynı akla zarar işleri yapacaksınız. Şimdi bakın, Abraham gibi bir delikten içeri girdi, bizim ilahiyatçıların arkasında.
Aynı şey Hristiyanlık için de söz konusu. Hristiyanlar ne diyorlar? Elinizdeki metin, dört tane İncil'e inanıyorlar biliyorsunuz. Elinizdeki bu metinlerin tamamı birbirinden farklı olsa bile Ruhul Kudüs gözetiminde yazıldığı için hepsi İsa'nın, İsa Mesih'in müjdesidir, ürünüdür. Şimdi elimizdeki Kur'an metni Allah'ın muradını yansıtmıyor. Biz bunu nihai olarak Allah kelamı diye kabul edemeyiz. Dolayısıyla Kur'an metnini yeniden yazmak zorundayız diyen adam ne demiş oluyor bize? Hristiyanlar kendi İncil'lerini nasıl kendileri yazmışsa, Yahudiler kendi Tevratlarını nasıl kendileri yazmışsa, biz de kendi Kur'an'ımızı kendimiz yazabiliriz. Yazmalıyız. Onlar bir kere bir kere geldiğinde dinimiz de akıllanıyor. Yahudiler Musa Aleyhisselam şeriatını nasıl tarif ettiler? Musa Aleyhisselam'dan kalan onun tebligatıyla bugün Yahudilik diye bildiğimiz şeyin birbiriyle bir münasebeti var mı? Yok. Kendileri uyguladılar. Tevrat-ı Şerif'i de öyle tarif ettiler. Musa Aleyhisselam'ın sözlerini, hadislerini, tebligatını öyle tahrik ettiler. Ortaya Yahudilik dediğimiz bir din çıktı. Şimdi aynı şey arkadaşlar, aynı şey İslam dünyasında. Hafzur Rahman diye Pakistanlı bir profesör var, akademisyen. 1978 yılında İngiltere, Amerika'da vefat. Şöyle diyordu Fazıl Rahman, Pakistan'da filan bu sözleri söylediği zaman kızılca kıyamet koptu, onu Pakistan'dan sürdüler, Amerika'ya gitti, orada öldü. Ölümünden önce Allah ona öyle bir ibret yaşattı ki, biraz sonra unutmasın anlatıyor. Diyor ki, elimizde bulunan bu hadisler, hadis kitaplarında Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu diye senet zincirleri var, hadis metinleri var. Bunlar aslında diyor, İslam alimlerinin sözleri. Alimler kendileri bu sözleri uydurdular, arkasına da bir senet zinciri taktılar, peygambere atfettiler, kutsallaştı, hadis oldu. Bunlar aslında hadis değil, bunlar peygamberin sözü değil. Ama peygamberi bir ruhla oluşturulmuş metinlerdir. Tarih içinde nasıl bu metinler oluştu? Biz de bugün kendi metinlerimize oluşturduk. Bakın Yahudilerin ve Hristiyanların Musa Aleyhisselam şeriatını ve Tevrat'ı, İsa Aleyhisselam şeriatını ve İncil'i tahrif etme metotlarıyla birebir aynı. Birebir aynı. Hatta daha ilerisi var. Bu Yahudi ve Hristiyan teologlar, din adamları diyorlar ki biz herhangi bir metni, Tevrat metni olur, İncil metni olur, başka şeyler olur. Herhangi bir metni, o metni yazandan daha iyi anlayabiliriz. 1980 yılında İzmir'de İslam Düşüncesi, Uluslararası İslam Düşüncesi Sempozyumu diye bir sempozyum yapıldı İzmir'de. Bu sempozyuma doğudan batıdan pek çok İslamiyatçı katıldı, İslam araştırmacısı katıldı. Buralardan müsteşrikler gittiler, Türkiye'deki akademisyenler katıldı. Geniş katılımlı bir sempozyum oldu. O sempozyumda bir ara Devlet Bakanlığı yaptı AK Parti iktidarında Mehmet Aydın, Profesör Mehmet Aydın. Onun hocası meşhur müsteşrik İngiliz Montgomery Ward. Bir konuşma yaptı. Konuşmasında şöyle dedi. Biz dedi Batı'da Hristiyan akademik çevrelerde İncil metni üzerinde tarihsel ve edebi tenkit metotları uygulamaya başladık. Dikkat edin. İncil metni üzerinde tarihsel ve edebi tenkit metotları uygulamaya başladı. Çok olumlu neticeler alıyoruz.
Şu anda kilise çevrelerinde bir direnç var, buna tepki gösteriyorlar ama bir zaman sonra onlar da bu metotları benimseyecekler, akademik çevrelerin bu çizgisine gelecekler. Müslüman bilim adamlarına sesleniyorum. Bizim İncil metni üzerinde yaptığımız bu tarihsel ve edebi tenkit metodunu siz de Kur'an metni üzerinde yapın. Korkmayın, bizim imanımız arttı, göreceksiniz sizin de imanınız arttı. Acaba ne dediler buna? Karıştırıyorsunuz, tebliğ edip kitaplar basın da elimizde bulunuyor. Bu adamın bu sayıklamasına, bu adamın bu vehmine, bu şeytani icvasına bizim ilim adamlarımız ne tepki verdi diye bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Hiç kimse hiçbir şey söylememiş. Bu adam ne demek istiyor? Ne demek tarihsel ve edebi tenkit metodu? Ne demek? İncil diyorlar, elimizdeki 4 İncil, Matta, Markos, Luka, Yuhanna isimli 4 tane adam tarafından yazılmış. Öyle mi? Evet. Evet, bunlar Ruhu Kudüs gözetiminde kaleme alınmış metinler ama bu adamlar kaleme almış. Ruhu Kudüs'ün kendisi kaleme almamış. Matta, Markos, Luka, Yuhanna isimli adamlar bu metni kaleme almışlar. Bu 4 tane ayrı metin. Biz bu 4 metinden bu metni yazan adama ait olan unsurları çekip alabilirsek, geriye kalan İsa Mesih'in safi mesajı olacak. Tarihsel ve edebi tenkit metodu. Kısaca bu. Yani Matta İncil'ini alacak, Matta İncil'inde Matta'nın kendisine ait olan gözlemler, tespitler, değerlendirmeler, şunlar bunlar, bunları metinden çıkartacak. Geriye kalan şey İsa Mesih'in müjdesidir İncil'i. Tarihsel ve edebi tenkit metodu bu kısaca. Peki bu metni yazan adam belli, bunu Matta diye bir adam yazmış. Biz bunu Kur'an'a nasıl uygulayacağız? Kur'an'ı kim yazmış? Başka bir kelime. Bir harfi bile değişmeden Efendimiz'e inmiş. Efendimiz'e nasıl inmişse aleyhissalatü vesselam, bize kadar da aynen öyle bir harfi değişmeden gelmiş. Efendimiz'e ait bir tek harf vardır bu Kur'an-ı Kerim'de diyen insan dinden çıkar, değil mi? Bir tek harf Efendimiz tarafından sokulmuştur dese bir insan dinden çıkar. Peki biz bu Kur'an'a nasıl tarihsel ve edebi tenkit metodu uygulayacağız? Biz bu metni sahibinden daha iyi anlayabiliriz iddiasını Kur'an'a nasıl uygulayacağız? Arkadaşlar işte bu söylediğim şey bugün aynı ile cereyan. Sözün başında dedim ki İhsan Ali Akçı'yı bizim oraya davet etmiştik. Epey bir konuştuk 4 saat kadar. Bu İsa Aleyhisselam'ın göğe çekilmesi, çarmıha gerilmesi filan hadisesi gündem oldu bir ara. Dedi ki evet Kur'an'da ve ma ataluhu ve ma saraluhu ve lakin şubbihelen buyuruyor. Yahudiler İsa'yı öldürmediler, asmadılar da. Fakat astıkları kişi onlara İsa diye gösterildi. Ve ma kataluhu yakinen, onu kesinlikle öldürmediler. Bel rafa'ahu Allahu ileyhi. Tam aksine Allah onu kendisine yükseltti. Bu da Kur'an'ın mesajını iyi anlamak lazım. Her ne kadar burada Yahudiler İsa'yı asmadılar, öldürmediler diyorsa da Kur'an, bunun altındaki mesajı iyi okumak lazım. İsa'yı aslında öldürdüler. Yahudiler İsa'yı çağırmaya geldiler, öldürdüler, sonra da gömdüler. Peki Kur'an bize ne demek istiyor? Hani biz şehit cenazeleri taşıyoruz, adam omuzumuzda, tabutta gömmeye götürüyoruz, defnetmeye götürüyoruz. Tabutta bir taraftan da bağırıyoruz, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Adam ölmüş. Ama şehitler ölmez diyoruz. Ne demek istiyoruz? Şehitlerin misyonu ölmez diyoruz. Değil mi? Öyle demek istiyoruz. Şehitlerin temsil ettiği değerler ölmez. Şehitlerin uğruna öldüğü değerler ölmez. Bunu demek istiyoruz. Kur'an da bunu diyor işte. İsa'nın naçiz bedenini öldürebilirsiniz ama İsa'nın mesajını, misyonunu öldüremezsiniz diyoruz. Tam da bu adamların Tevrat ve İncil metnine yaptığı şeyin aynısını biz bu
çok sık rastladığımız şeyler olduğu için de bir süre sonra tepkilerimiz zayıflıyor. Bir süre sonra sinirlerimiz alınmış bir halde tepkisizleşiyor. Oysa مَنْ لَا آمِنْ كُلُّ كَرَمْ كَرْ يُوَيْدُهُ بِيَدِهِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَقَى كَمْ لِسَانِهِ وَاِنْ لَمْ يَسْتَقَى كَمْ لِقَلْبِهِ وَذَلِكَ الْعَفُونَ. Sizden birisi bir münker gördüğünde onu eliyle düzelsin. Gücü yetmezse diliyle düzelsin, ona da gücü yetmezse en azından bunu söylesin. Kalbiyle onu onaylamadığını kendi kendisine söylesin, telkin etsin ki bu imanın en zayıf noktası. Şimdi öyle bir hale gelmiş ki maruf münker olmuş, münker maruf olmuş fakat biz tepkisiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki kadınlarınız arzuyu, gençlerimiz yoldan çıktığı zaman halini tecrübe. Bu dediğiniz olacak mı? Kadınlarımız, bizim kadınlarımız yoldan çıkacak. Gençlerimiz ifsat olacak. Bu olacak mı? Buyurmuş Efendimiz, evet olacak ve daha beter olacak. Emri maruf, nehy-i münkeri terk ettiğiniz zaman haliniz olacak. Sahabi tekrar sormuş, ya Resulallah bizim hayatımız emri maruf, nehy-i münker. Hayatımızı bu yola koymuşuz. Allah bizi bunun için yaratmış. Kuntum hayra ümmeten ukuzettin nas, te'emriyorum bir maruf. Biz emr-i maruf nasıl tepkileyeceğiz? Bu olacak mı gerçekten? Evet, olacak. Olacak ve daha beter olacak. Münkeri emredip maruftan nehyettiğiniz zaman, bu hale geldiğiniz zaman haline gelecek. Evet, münkeri emredeceğiz, maruftan nehyedeceğiz. Bu ümmet bu hale gelir. Sahabe buna inanmaz, inanası gelmez. Efendimiz söylediği için haktır, teslim olur ama bunun nasıl bir şey olduğunu tasavvur edemez. Biz bugün o ahvali yaşıyoruz. Bugün biz aynen o ahvali yaşıyoruz. Maruf münker olmuş, münker maruf olmuş. Nasıl olmuş? Arkadaşlar maruf münker olur mu? Münker, maruf münker ne demek? Maruf Allah ve Resulü'nün emrettiği ne varsa olur. Münker de Allah ve Resulü'nün yasakladığı ne varsa olur. Peki Allah ve Resulü'nün yasakladığı şey, emrettiği şeyin yerine geçebilir mi? Emrettiği şey, yasakladığı şeyin yerine geçebilir mi? Geçebilir. Öyle bir hal olur, öyle bir zihniyet değişimine uğrarsınız ki kavramlarınız değişir, tasavvur dünyanız değişir, akı kara karayı ak görmeye başlarsınız. Bu olur. Olur mu? Olur. Bir ara İsviçre'de konferans veriyorum. İsviçre'deki bölge binasının konferans salonu da bir enteresan dizayn etmişler. Böyle ortada bir platform var. Sağ tarafta büyükçe bir salon erkekler, sol tarafta bayanlar. Böyle karşıya bakamıyorsunuz. Konuşurken bir oyana. Bu adamdan birisi bir şey sordu bana. Bu çok eşitlikle ilgili bir durum. Bir durum ne? Bu nasıl bir mesele? Hatırlayamıyorum. 4-5 sene kadar oldu. Ben hiç yokum. Sonra konferansı iki aşamalı yapacağız. Birinci kısımda işte anlatacağız, soru cevap filan. Bir 15 dakika mola. İkinci kısma geçeceğiz. Başka bir mesele anlatacağız. İkinci kısma mı geçtik? Kadının tarafı boş. Ya dedim, nerede bu lan? Hocam dedim, sen öyle bir şey söyledin, öyle bir cevap verdin ki bayan yardımına rahatsız oldum. Kusura bakmayın. Ben seni protest ettim. Niye böyle oldu? Ben aslında cevap verirken bayanlara bir hadis okudum. Bayanlara itham etmek için söylemiyorum. Bu çarpılma hepimizde var. Hepimizin beynine bir şekilde bu virüs ulaşmış durumda.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bir hadis duyduğunuzda, özellikle hadis konusunda bilincimiz ayrı ihlaslanmış durumda. Bir hadis duyduğunuzda, eğer algılarınızı zorluyorsa, ön kabullerinizi, ön yargılarınızı, peşin hükümlerinizi zorluyorsa, kolayca etmiyoruz. Zaten hadis sahası, hocanın da dediği gibi karmaşık bir sahabi, uydurmalarda, sularda, uydurmalarda en üstünüz. Şuna emin olun arkadaşlar, hani bu Hızır kıssası var ya Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam'ın 3 tane icraatı var, Musa Aleyhisselam tahammül edemiyor, her birine itiraz ediyor ve sonunda ayrılıyorlar. O çocuğu öldürme hadisesi var değil mi? Günahsız bir çocuk, daha sabi, akıl balem olmamış. Bu çocuk ileride büyüyecek, anasına babasına asi olacak, bunları yoldan çıkartacak diye Hızır Aleyhisselam çocuğu şuna inanın, eğer bu hadise Kur'an'da değil de sünnette yer alsaydı, en sahih kitaplarımızda bile yer alsaydı, biz bunun üstünü çoktan açacaktık. Niye? Ya günahsız bir çocuk, böyle bir şey olur mu ya? Benim peygamberim böyle bir şey söylemez. O akla aykırı, bu Kur'an'a aykırı, bunu kabul edilecek yani yok diyecek. Ve bu hadisin üstünü çizilir. Ama Kur'an ayeti olduğu için zorlanıyoruz, içimizi dağıttık, bir şey diyemiyoruz. Birisi çıksa bize bir tehlil getirse de, bizi bu sıkıntıdan kurtarsa diye de hep duruyor. Dolayısıyla bu ahir zamandaki Müslümanı bekleyen en önemli problem Kur'an ve sünnet naslarını aklımıza vuruyoruz. Değer yargılarımıza vuruyoruz. Uyarsa alıyoruz, uymazsa atıyoruz. Aklımız ve değer yargılarımız nasıl oluşmuş? Modern dünya oluşturmuştur. Biz oluşturmadık. İslami bir dünyaya gözümüzü açmadık. Enes Haraç hocamız, Allah selamet versin, demişti ki bir keresinde bize, bizim bir hocamız var idi, vefat etti. Bize derdi ki, evladım, siz izzet-i İslamiye nedir bilmezsiniz, Müslümanın izzeti nedir bilmezsiniz. Çünkü siz Osmanlı'yı görmediniz. Ben Osmanlı'yı gördüm, izzet-i İslamiye nedir ben bilmiyorum. Bunu ben yaşarım, hissederim ama siz hissedemezsiniz. Şimdi biz İslami bir dünyaya gözümüzü açmadığımız için gayri-İslami değerlerin, kurumların, kavramların vücut verdiği bir dünyaya gözümüzü açtığımız için İslam algımız bu dünyada oluştuğu için bu algıyla çatışan, çelişen bir ayet, bir hadis gördüğümüzde zorlanıyor. İçimiz daralıyor, göğsümüz daralıyor. Bu böyle olmamalı. O bayanlar olayı niye tepki? Şu hadis sebebi. Biraz sonra buradaki bayanlar da gidecek. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Musalla'da bayram namazı kıldı. Buhari Müslim rivayet ediyor. Musalla'da namazgâhta bayram namazı kıldırmış. Erkekler cemaatine bazı nasihatte bulunmuş. Sonra kadınlar cemaatinin yanına gelmiş. Onlara da bazı nasihatte bulunmuş. Sonra demiş ki, duyurmuş ki, ey kadınlar cemaati, bol bol infakta, tasaddukta bulunun, bol bol tevbe istiğfar. Cehennem ehlinin ekserisi niye kadınlar olsun ki? Duyurmuş ki Efendimiz, çünkü kadınlar çok nimete nankörlük eder, kocalarına ihtiyaç eder. Ben, aklı ve dini noksan varlıklar arasında dirayet sahibi bir erkeği kadınlar kadar çabucak yoldan çıkaran başka bir varlık görmedi. Aynı kadın tekrar başlıyor. Resulallah ciddi bir şey söylüyorsunuz. Aklı ve dini noksan diyorsunuz. Ne demek? Efendimiz buyurmuş ki, Kur'an'da iki kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğine denk tutulmuş ya, işte bu akıl noksanlığı dediğin budur. Din noksanlığı da siz belli zamanlarda namazı orucu bırakırsınız. Bu da din noksanlığı. Din noksanlığı değil budur.
Şimdi günümüzde Müslüman kadın bu hadisi duyduğunda, okuduğunda içi ürperir. Kendini, yani kendisinin Efendimiz tarafından aşağılandığını düşünüyor. Ve isyan ediyor. Ben Peygamber'e böyle bir şey söylemez. Bunu bana hadis diye anlatmayın kardeşim. Burada söylediniz başka bir... Biz de utanıyoruz, sıkılıyoruz. Böyle bir hadis var ama ya nasıl yapsak? Bu hadisten kurtulsak? Diyanet İşi sağ olsun bir çalışma yaptı. Hadis kitabı neşretti. Bu hadis kitabında bugünün değer yargılarıyla örtüşmeyen rivayetleri bir kenara bıraktılar. Bir şey söylemiyorlar hakkında, uydurmalar falan demiyorlar ama dünyamızın dışına çıkardılar. Böylece rahatladık. Artık böyle problemli rivayetlerle uğraşmak zorunda değiliz. Böyle bir şey oldu. Acaba bu hadisi, bu hadiseyi yaşayan sahabiye hanımlar ne tepki gösterdiler? Araştırıyorsunuz. Bu rivayetin devamını veren kaynaklar var. Hadise devam ediyor. O hanımlar cemaati içinde bulunan bir kadın koşarak buraya geliyor. Hemen yatağının altında, yastığının altında bir ufak tefek bir şeyleri var. Onları alıyor, kendine sarıyor ve hızla evden çıkacak. Kocası bakıyor ki bunda bir hal var neyse. Ne yapıyorsun diyor. Ya çekil önümden diyor. Benim bunları hemen tasarruf etmem lazım. Efendimiz ne buyurdu? Duymadın mı? Bizim infakı sizden fazla yapmamız lazım. Adam kapının pervazlarına tutunuyor diyor. Bize infak et. Bak benim oğlum çocuklarım var. Adam çalışmıyor. Kadın çalışıyor. Adama kadın bakıyor. Kadına babasından miras kalmış. Ticaret yapıyor. Adama ve çocuklarına kadın bakıyor. Ya diyor bizden daha fakir ne mi vereceksin? Bize ver. Olmaz diyor. Ben Efendimiz'e sormadım böyle bir şey yapma. Beraber gidiyorlar Efendimiz'e. Kadın diyor ki ya Resulullah siz az önce bir şey buyurdunuz. Ben de bunun üzerine bir tutmuş birkaç bir şeyim vardı. Bunları aldım tasarruf etmek üzere evden çıkardım. Senin bu kardeşin karşına çıktı. Kapıyı tuttu. Bize infak etti. Bunlara infak değil mi? Ne buyuruyorsunuz? Efendimiz tebessüm ederek onlara yapar. Onlara yapar. Bu kadın Hazreti Zeynep. Kocası kim? Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud çalışamıyor. Nasıl bir adam Abdullah İbni Mesud? Nasıl bir insan? Kaynaklar diyorlar ki Hazreti Ömer çok iri yarı cümrah var. O oturduğu zaman yere, diz üstü oturduğu zaman Abdullah bin Mesud onun yanında ayakta dururdu, boyları birbirine eşitti. Çok zayıf, çok çelimsiz. Bu yüzden Abdullah bin Mesud diyor ki, ben nafile oruç tutmaya beden elde duruyor, onun yerine gece Kur'an okumayı, namaz kılmayı tercih ediyor. O kadar zayıf. Bir gün Efendimiz'e misvak kesmiş bir tere ağaca çıkmış, aşağıdan baldırlarını görmüşler, incecik. Gülmeye başlamışlar. Efendimiz fark etmiş bunu. Demiş, vallahi o gördüğünüz baldırlar var ya, mizan terazisinde Uhud dağından daha ağır çıkıyor. Böyle bir adam Abdullah İbni Mesud. Evet, yani hadiseleri değerlendirme tarzımıza bakın. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın hanımı nasıl düşünüyor? Oh, sahabiye hanımlar, olaya nasıl bakıyorlar? Biz nasıl bakıyoruz? Bizim algımız çok mu sağlıklı? Onlar daha mı geri düşünüyor haşa ortamda? Bir basit bir kıyaslamasını yapalım bunu. Denemesi de var. İmam Hazreti Ebu Hanife Hazretleri ben hayatta ondan daha faziletli, daha üstün birini görmedim dediği bir adam. Ebu Hanife Hazretleri'nin bu ümmet nezdindeki itibarını değeri kıymeti hepimize malum bu meselelerden. Öyle bir adamdan bahsediyor ki bize, ben ondan daha üstününü görmedim diyor. Onu görünce İmam Ebu Hanife eğiliyor, tazim ediyor. Tabiinden birisi bu. Abdullah İbni Abbas Hazretleri'nin azatlı kölesi. Ata bin Ebi Rabah. Nasıl bir adam bu? Bir çağrı filmi vardı arkadaşlar. Hani sahabe böyle beyaz giyiyorlar.
kol kola Kabe'ye doğru yürüyorlar falan, bakıyorsunuz böyle hepsi yakışıklı yakışıklı diye. Sahabe böyle değildi aslında. O sinematografik bir anı. Sahabenin arasında keli var, kürü var, topal var, ne bileyim çirkini var. Her türlü insani özellikleri taşıyan bir toplum yani. Fakat biz onları gözümüzde, bizdeki bu algı yanılsaması sebebiyle farklı bir yere koyuyoruz. İşte Abdullah bin Mesud, duyduğunuzda Abdullah bin Mesud adını duyduğunuzda gözünüzde nasıl bir heybetli insan canlanıyor? Hanefi mezhebinin temeli ona dayanıyor. Sahabe arasında Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş birkaç insandan birisi, sahabe arasında içtihat makamına ulaşmış birkaç insandan birisi. Abdullah bin Mesud fiziken böyle bir adam. Ata bin Ebi Rabah nasıl bir adam? Kaynaklar diyorlar ki, Ata bin Ebi Rabah'ın doğuştan getirdiği 6 tane önemli özelliği var. Bir, adamın bir gözü kördü. Ömrünün sonuna doğru bir gözü de kördü. Kör bir adam. İki, Ata bin Ebi Rabah'ın bir ayağı sokağı, sekerdi. Üç, Ata bin Ebi Rabah'ın bir kolu Anadolu'da çolak derler veya çalık derler. Böyle kullanamıyor. Böyle. Bir kolu çolak. Sakat. Dört mü? Üç. Dört. Ata bin Ebi Rabah'ın sırtında kocaman bir kamburu var. Beş. Ata bin Ebi Rabah derisinin rengi kapkara bir adamdı. Gündüz feneri derler ya. Kapkara bir adamdı. Ve altı, Ata bin Ebi Rabah'ın burnu böyle dümdüz, yanmasın. Öyle bir adam. Şimdi modern dünya, her şeyin büyük bir İslamlık olduğu bir dünya. Efendim, biz dini evvelkilerden daha iyi algılarız, yaşarız filan falan. Biz çok ideal bir noktadayız. Arkadaşlar, ben de dahilim buna. Ben de bu dünyada bir çocuğum. Birimizin böyle bir çocuğu olsa, Allah göstermesin. Hasbelkader böyle bir çocuğumuz olsa ne yapar? Bu çocuğu nasıl okula gönderirsin? Bu çocuğu hangi okul kabul eder? Bu çocuğu hangi arkadaş çevresi kabul eder? Bu çocuk akıl ve ruh sağlığını nasıl muhafaza eder? Muhtemelen delirirdi bu çocuk. Tımarhaneye kapatırdı, çok yaşamaz, ölürdü zaten. Ama İslam toplumunda böyle bir adam, Ebu Hanife gibi bir ilim zirvesinin önünde eğileceği bir adam oluyor ya. Şimdi sorayım size, onların algısı mı sağlıklı, bizimki mi sağlıklı? Onların din algısı mı doğru, bizimki mi doğru? Onların insan algısı mı doğru, bizimki mi doğru? Dolayısıyla Kur'an sünneti düşünürken, tarihi düşünürken, tecrübeyi düşünürken hep bir ihtiyat payı bırakalım. Yanılıyor olabiliriz, yanlış algılıyor olabiliriz, vehmediyor olabiliriz. Bir ihtiyat payı bırakalım. Benim peygamberim böyle bir şey söylemez demeden önce, bu Kur'an ve sünnete aykırıdır demeden önce bir yanılma payı bırakalım. Zira bizim algımız, bizim bilinçaltı dünyamız İslami naslar tarafından oluşturulmadı. Biz İslami bir dünyaya gözümüzü açmıyoruz. Bakın bunun için şu tarz şeyler çok hoşumuza gider. İslam insanları bir karağın dişleri gibi eşitlemiştir. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Vallahi böyle buyurmamış arkadaşlar. Böyle bir hadis yok. Ama bunu hocalarımız küsükle öyle bir anlatır ki hoşumuza gider. Hani niye hoşumuza gider? Çünkü modern dünyanın eşitlik diye bir anayasası var. Her ne ki eşitlik ilkesine uygundur, o değerlidir, kıymetlidir, özeldir. Her ne ki eşitlik ilkesimize değer, o değersizdir, kıymetsizdir, hayatımızdan atılmalıdır. Onun için Peygamberimiz buyurmuş ki, Allah insanları bir tarağın dişleri gibi. Öyle bir şey var. Efendim, en güzel özgürlük Allah'a kulluktadır. En büyük insan hakları İslam'dadır. Tamam, nereden çıkıyor bu? Bu kavramları bizim dünyamıza kim sokuyor? İnsan hakları bir
İngilizce ne ki? Bakın 19. asırda İngiliz Anglikan Kilisesi İslam dünyasına bir soru sormuş. Süremiz ne durumda? Gidiyoruz ama arkadaşlar. Gidelim mi? Bak bitirelim mi? Ne diyorsun? Devam. Bak canı sıkılalım gidebiliriz. Anglikan Kilisesi İslam dünyasına resmen bir soru sormuş. Demiş ki, İslam mani-i terakki bir din midir? Yani, İslam gelişmeye, kalkınmaya, yükselmeye engel bir din midir? İslam dünyasına, İslam dünyasından bu soruya cevap vermek için özel eser yazmışlar. Birçok insan yazmış. Cemalettin Efendi yazmış. Namık Kemal yazmış. Ebu'l-Allah Hamdi Efendi Merhum yazmış. Bak birçok insan yazmış. İslam mani-i terakki bir din midir sorusuna ne demişler? Hayır demişler. İslam gelişmeye, kalkınmaya, yükselmeye engel bir din değil. Doğru mu söylemişler, yanlış mı söylemişler? Arkadaşlar yanlış demişler. Niye? Şöyle demelerini bekliyoruz bugünden baktığımızda. Şöyle demelerini bekliyoruz. Bu gelişme, kalkınma, yükselme dediğimiz şey nasıl bir şey ki? Bir din buna uygun olunca değerli olacak, doğru olacak, kıymetli olacak. Buna uymazsa kıymetsiz olacak, yanlış olacak. Bu ne ki? Bu gelişme, kalkınma dediğimiz şey ne ki? Dünyasında belki böyle söylemeleri gerekiyordu, böyle söylediler. Ama biz bugünün dünyasında bu sorunun bizatihi kendisini sorgulamakla mükellefiz. Bu tuzak bir soru. Bu tuzak bir soru. Fütüristler diye bir bakış, fütürizm diye bir ilgi alanı var. Yavaş yavaş bilim dalı olmaya doğru gidiyor. Gelecek bilimi. Geleceği okuma, tahmin etme bilimi. Fütüristler diyorlar ki, eğer ozon tabakasındaki bu delik, bu yırtık bu hızla devam ederse, ozon tabakasını bu hızla kirletmeye devam ederse, 2060 yılında ozon tabakasındaki yırtık öyle bir noktaya gelecek ki, artık geri dönemeyeceğiz. Geri dönsek dönmek istesek de dönemeyeceğiz. Ne olacak? Özellikle İskandinav ülkeleri su altında kalacak. Çünkü buzullar hızla eriyecek. Kutuplardaki buz dağları hızla eriyecek. Bu ülkeler su altında kalacak. Dünyanın güneyinde de kuraklıklar olacak. Tam tersine kuraklıklar olacak. Bunlara bağlı kitlesel göçler yaşanacak. Bu göçlere bağlı savaşlar yaşanacak. İnsan dünya kıyamete doğru gidiyor şimdi. Bunu yapan ne? Bunu yapan uzayı kirleten zehirli gazlar. Bu gazlar nereden çıkıyor? Dünyanın gelişmesini, kalkınmasını sağlayan fabrika bacalarından çıkıyor. Biz yaşadığımız gezegeni hızla kirletiyoruz. Hızla çöplüğe çeviriyoruz. Bir süre sonra dünya bu hızla giderse 2060 diyorlar. Yaşanmaz hale gelecek. Uzay araştırmaları yapıyorlar. Daha dün Amerika'da Mars yörüngesine otursun diye bir uzay aracı gönderdiler. Mars'ın yörüngesine oturacak, yörüngeye oturacak, yörüngeyi izleyecek, Mars'ın iklim değişikliklerini inceleyecek, oradan fotoğraflar, kayıtlar gönderecek NASA'ya. Ya bunu niye yapıyorlar? Bu uzay araştırmalarına bu kadar milyarlarca dolar niye veriyorlar? Çünkü biliyorlar bir süre sonra bu dünya yaşanmaz hale gelecek. Canımızı kurtaralım, uzayda yaşayabileceğimiz bir yer keşfedelim, biz gidelim havaların canı cehenneme. Bunun için yapıyorlar. Arkadaşlar,
çıktığı can da dahil olmak üzere her şeyin kendisine emanet olarak verildiğini bilen insandır. Ne yaşadığımız çevre bize ait, ne bu dünya bize ait, ne bu beden bize ait, ne bu ruh bize ait, bizim kendimize ait hiçbir şeyimiz yok. Her şey bir emanet. Ve insan bu emanet üzerine bunu koruyacağına dair de söz vermiş yegane var. Biz emaneti semavata, dağlara, taşlara yükledik. Onlar titrediler ve emaneti yüklenmekten kaçındılar diyor Allah'a. Onu insan yüklendi. Çünkü insan çok zalim ve çok cahil. İnsanın emaneti yüklenmekle niye cahil ve zalim bir varlık olarak nitelendirildiğini belki bu ayetin indiği dönemdeki sahabe-i kiram bilmeyebilir. İnsan ne yapacak ki böyle bir cahil vasfıyla tavsiye edilir? Ama biz bunu anlıyoruz. İnsan yüklendiği bu emanete, modern insan, ağır zaman insanı yüklendiği bu emanete ihanet ediyor. Dünyaya ihanet ediyor, çevreye ihanet ediyor, denizlere ihanet ediyor. Bir takım canlı türleri hızla yok olmaya devam ediyor. Kendisine ihanet ediyor. Biz onlara yeryüzünde iktidar verdiğimizde ekini ve nesli helak ederler diyor. Ekini ve nesli ifsat ederler, helak ederler. İnsan ekini ve nesli nasıl ifsat eder, nasıl helak eder? Geçmiş asırlarda belki bunun üzerinde tefsirlerde bir şeyler söylenmiş. Ama biz bugün bunu canlı olarak yaşıyoruz. Toprağın, tabiatın ve insanın hiçbir zaman, insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman bugün olduğu kadar dejenere edildiğini, ifsat edildiğini bilmiyoruz. Ekin ve nesil, toprak, tabiat ve insan bugün bizatihi modern insan tarafından ifsat edildiğimiz. İşte biz ömür arzu ederdik ki bu gelişme kalkınma muhabbetini bu veriler ışığında bir kere daha düşünelim ve bu soruyu veririz cevap. Ama maalesef bize bir ideoloji belirtildi. Bu ideoloji doğrultusunda hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Konuşmanın burasında bu arızanın nereden doğduğuna dair bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bu arıza nereden doğdu? Bizim bu İslam algımız, arızalı din algımız, arızalı varlık algımız, insan algımız, tabiat algımız nereden doğdu? Niye böyle oldu? Arkadaşlar bize 19. asrın sonlarından bu yana bir şey söylüyorlar. Düşünen insanlar, araştıran insanlar, mütefekkirler, aydınlar, gazeteciler, yazarlar bir şey söylüyorlar. Müslümanlar. Diyorlar ki Müslümanlar Kur'an ve sünnetten uzaklaştığı için böyle oldu. Ama hepimizin evinde Kur'an mealleri var, hepimizin evinde tefsirler var, hepimizin evinde hadis kitapları var, şerhler var. Aslında bizim yani fizik olarak Kur'an ve sünnetten uzaklaştığımızı söylemek çok mümkün değil. Kur'an ve sünnetin içinde ne var biliyoruz da. Kur'an ve sünnetle irtibatımızı temin eden bir şey vardır. Esas onu kaybediyor. Onu kaybettiğimiz için Kur'an ve sünnetle mesafe yok aramızda fizik olarak. Ama Kur'an ve sünnet dünyamıza girmiyor, giremiyor. Kaybettiğimiz o şey nedir? İslami ilimler. İslami ilimleri kaybettik ve fakat bunun farkında değiliz. İslami ilimleri kaybettik, kaybettiğimizin farkında değiliz. Onun için aramıyoruz. Hiçbirimizin dünyasında İslami ilimler diye bir mesele yok. Oysa bir yerde Müslümanlık İslami ilimlerle yaşanır, anlaşılır ve yaşanır. İslami ilimler olmadan Kur'an ve sünneti hakkıyla anlamak mümkün değil. Tarih içerisinde pek çok bid'at fıkhı ortaya çıkmış değil mi? Bugün bir yerde yine kısaca bir değineyim. Hariciler çıkmış, Şiiler çıkmış, Mu'teziler çıkmış, Cebriye çıkmış, Cehmiye çıkmış, bir daha.
Bunlar Kur'an'dan uzaklaşarak mı çekmişler? Hayır. Bunların her birinin Kur'an'dan delilleri var arkadaşlar. Hocacığım, Kur'an diye bir kitap var elimizde. Hicri 7. 8. asırda yazılmış. Kitabın yazarı bu adını saydığım fırkaların her birinin Kur'an'dan dayanaklarını liste halinde zikrediyor bize. Diyor ki haricilerin Kur'an'dan delilleri şunlar, 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 şunlar. Şiilerin Kur'an'dan delilleri şu, şu, şu ayettir. Mutezilerin şunlardır. Cebriye'nin, Cehmiye'nin, her birinin Kur'an'dan delilleri var. Hariciler dediğimiz adamlar Kur'an'dan bir ayet okuyarak satmadılar mı? Evet. Hazreti Ali gibi bir insanı ve onunla birlikte hakem olayını kabul eden bütün sahabeyi tekfir etmediler mi? Siz kafir oldunuz demediler mi? Dediler. Neye dayanarak dediler? Bir ayete, inil hukmu illa lillah ayetine dayanarak. Siz Kur'an'a aykırı hareket ettiniz. Allah'tan başka hakem yoktur. Hüküm verecek kimse yoktur. Siz hakem tayin etmekle kafir oldunuz. Allah'a şükür. Kur'an'dan bir delile dayanarak sattılar. Benzeri şey Mutezile için, Şia için, diğerleri için aynen variddir. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den duymuştur. Tevrat ve İncil Yahudilerin ve Hristiyanların dediği ki onlara bir fayda sağladı mı? Sağlamadı. Bize sağladı mı? Kur'an ve sünnetle irtibatını sağlıklı kurabilenler hariç diğerlerini sağladı. Ve bu bugün de devam ediyor. Bakın, bugün de devam ediyor. Bugün insanları, gençleri bilhassa Kur'an'a çağıran insanlar nasıl bir söylemle yapıyorlar bunu? Sizi Allah'ın kitabına çağırdı, Kur'an'a çağırdı. Bundan daha tabii ne olabilir? Hayır, sizi Kur'an'a çağırmıyorlar. Sizi kendi Kur'an anlayışlarına çağırıyorlar arkadaşlar. Program bu. Kendi Kur'an anlayışlarına çağırıyorlar. Bu nasıl bir anlayış peki? İslami ilimler üzerine oluşturulmuş bir anlayış mı? Hayır, hayır. Mücerred, sübjektif, Kur'an yorumuna dayalı şey. Allah'ın kitabı tatlı tatlı anlaşılabiliyor muymuş? Evet, anlaşılabiliyormuş. Allah'ın muradının dışında anlaşılabiliyor muymuş? İşte bu taifeler, bu fırkalar bize onu gösteriyor. Fiilen, Kur'an kendisini her okuyan insanı hidayete götürmüyor. Ön yargılı okursanız sizi dalalete götürür. Bu fırkalar bunu gösteriyor. Basit bir örnek vereyim size. Yanında Kur'an meali olanlar varsa bakabilirler. Talak suresinin 10. ve 11. ayeti. قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا diye bitiyor 10. ayet. قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا 11. ayet başlıyor. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ Biz size birleştirerek meal verdiğimizde şöyle bir şey çıkıyor. Biz size zikir olan bir Resul gönderdik. Onun bir vasfı zikir olmak. Yani size Allah'ı hatırlatır, hakikati hatırlatır. Zikir onun bir vasfıdır. Biz size bir Resul gönderdik. Zikir olan bir Resul'dur o. Size Allah'ın ayetlerini zikâret ediyor. Allah'ın ayetlerini size okudur. Demek ki zikir Efendimiz'in bir vasfıymış bu ayetlere göre. فَسْأَلُوا اَهْلَا الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ buyuruyor değil mi Kur'an-ı Kerim? Enbiya suresinde var. Başka bir yerde daha var. Yani Enbiya suresinin 7. ayetinde bu zikrediliyor. فَسْأَلُوا اَهْلَا الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli kim? Zikir ehli kim? Ulema diyoruz değil mi? Hayır, bu ayete göre, Talak suresinin ayetlerine göre zikir ehli, zikir Peygamber Efendimiz'in bir vasfıydı ya, zikir ehli onun ehlidir. Yani ehl-i beyttir. Yani bilmiyorsanız ehl-i beyte sorun. Yani ehl-i beyt silsilesiyle gelmiş masum imamlara sorun. Ne diyebiliriz?
Şia'nın tefsirleri bu tür istinbatlarla dolu. Kur'an bizi bu anlayışa göre Ehl-i Beyt'e yönlendiriyor mu? Evet, Ehl-i Beyt'e yönlendiriyor. O zaman yapılacak bir iş var, Ehl-i Beyt nerede? Biz oradayız. Şiiler bize nereye gösterirse onu yapacağız. Yapılacak iş bu. Kur'an'a göre bu. Kur'an böyle mi diyor? Hayır, vallahi böyle diyor. Bu Şiilerin kendi vehimlerini, kendi ideolojik